misafirler. 17. geleneksel kısa oyun günlerinin 3. oyununa hepiniz hoş geldiniz. Bizler ekip olarak sizleri baştan sona güldürebilecek skeç yazmaya çalıştık. Şimdiden sürçülisan edersek affola. Ve şimdi araban varsa oyunu sizlerle. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya abla bak sürpriz yapıyorsunuz, iyi hoş da şu kafamdaki ne ya? Arkadaşlarım gelecek beni izlemeye, tüm karizmam çizildi ya. Karizmatik sunulur oraya da. Yavaş olacağız, yavaş. Hazır mısın şimdi? Hazırım. 1, 2, 1 Bura nereye ya? Direksiyon kursu. Şaka yapıyorsun. Ciddi miyim? Ben şoför mü olacağım şimdi? Kesinlikle. Tın tın, manitalarla araba misali. Ya inanma abla, ben bunu kabul edemem ya. Edeceksin. Vallahi kabul edemem. Edeceksin dedim. Ne yapayım ya? Ha, bir tane daha sıkıntım var. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi gelsin o zaman. Ya abla, direksiyon da mı aldın ya? Bunu cidden kabul edemem ya. Yeğenimden getirdim 3 yaşındaki. Allah'ım. Hocam kornası bile var ya. Çok eğlenceli olacak. Sen de gel, şap şap. Siz de mi kayıt oldunuz? Tabii, anca beraber kanca beraber. Ben prova yapıyorum o zaman bunu ya. Bak, depo iniyor, depo iniyor. Boş yer kalmasın efendim. Ya beyefendi, bir öğrenci alır mısınız? Güzel hanımefendilerden para talep ettim. Ailesini bağlayacak seyret harçlı. Ablacım senden çarpı 2 alıyorum, bereket versin. Depo iniyor. Boş yer kalmasın efendim. Tabii. Piston aşağı! Ya abla, sene kaç olmuş, yaptığın şakaya bak Allah aşkına ya. Sen bana çırpındaysan olacağı mıydı? Bu mu yani bedeli, bu şaka mı yani? Az bire yaptım. Lütfen almak istediğiniz ürünün kodunu giriniz. Su almak için 1 adet 1 lira atınız. Su almak için 2 adet 1 lira atınız. Zam gelmiştir efendim. Şimdi mi? Siz hala zam haberlerine şaşırıyor musunuz? Parayı düşürmeyiniz efendim. Lütfen Allah'ınız varsa 2 adet 1 lira atınız. Ya para mı vermiyorsun ya? Çok güzel aslında. Ya hoca, bak, 2 lira atacaksın ya, 2. 4 tane 50 kuruş attın, tamam eyvallah. Bak, 8 tane 25 kuruş attın, yine bir şey yemedim. Ya ben makineyim ya, 20 tane 10 kuruş atılır mı makineye ya? Ya bozuksun, bozuk. 40 yıllık makineyi böyle rezillik görmedin, çekil! Çekil! Gidiyorum ben ya. Git ya. Gideceğim. Sen gitmesi kolay mı sandın? Kolaysa elbet oturum. Bugün daha dayanmak zor. Yarın da sorun. İşte gidiyorum. Hangi su geldi? Ses. Ses. Dağ tartar. Dağ sarkar. Kartal kalkar. Kartal kalkar. Dağ sarkar. Ses. Ses. Bir, iki. Evet, mükemmel. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Ben ses ve diksiyon eğitimi Türkü Beyaz. Hocam, yalnız dersiniz diksiyon değil, direksiyon dersi. Yalnız değil, yalnız. Hocam, herkes yanlış derse girmenize takıldı. Siz buna mı takıldınız? Ya beyefendi, ben bir şeye daha takıldım. Herkes değil, herkes! Hocam dersimize geçelim ya. Tabii dersimize arkadaşlar, geçelim. Vakit kaybetmeden hemen nefes egzersizleriyle dersimize başlıyoruz. en önemlisi diyafram nefesi arkadaşlar.
Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ha şimdi trafikteyken böyle sağdan soldan önden arkadan böyle korna sesi geliyor ya. Evet. Heh. O vakitte sakin kalmak için mi yapacağız? Ya tabii onun için. Ya beni de kendine benzettin. Tabii onun için de gerekli. Ya hocam ben Karadenizliyim. La nasıl sakin kalayım? Bak yıllar o zaman ben size bir soru sormak istiyorum. Sor, emek olay olsun biraz. Uzungöl yapay mı? Ne yapay mı? Kuymak neden yapılır? Neden yapılmaz? Ya Çığlık! Hem kendi soruyu hem kendi kızı ya. Bu ne ya arkadaşlar? Ne kadar enteresan insanlarsınız. Hocam, dersimiz diksiyon değil. Direksiyon dersi. Ya beyefendi söylüyorum, beni buraya diksiyon eğitimi için yolladılar ya. Vallahi bir yanlışlık var hocam. Ya o zaman ben görüşmeye gidiyorum ya. Zaten sizden de çok sıkıldım. Ya nasıl ya? Ben bugün direksiyondan story atamayacak mıyım? Story dedin. Ya story ne? Story ne? Story değil. Hikaye demen gerekiyor. Bakın, gerçekten sinirleniyorum ya. Nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Bugüne kadar bunu öğrenemezsiniz ya. Beyefendi, siz biraz önce şoför olacağım, şoför olacağım diye bağırıyordunuz. Evet. Şoför değil, şoför. Allah'ım. Nereden düştüydün ben ablulara? Anlamadım. Buraya getirdiniz abla. Ben de bilmiyorum. Ya bakar mısınız? Ya siz de geleyim ha diye bir şeyler diyorsunuz ya. He geleyim ha. Ya geleyim ha değil, geliyorum aha. Sen ne yapmışsın biliyor musun? Aa ne yapmışım? Bir tane ödevinde stepler yazmışsın. Bunu da yapmazsın ya. Stepler değil, stepler. Arkadaşlar ya bunları öğrenin artık ya. Gidiyorum ya. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın mı? Hoşçakalın dedi değil mi? Arkadaşlar hoşça kalın, kalana denir. Gidene güle güle diyoruz, güle güle. Hocam hoşça gidin ya. Gidin ama yani hocam. Yürüyen yazın kulağı bizi. Biz de ulaşalım. Ya abla gidin ya. Alo. Bu akşam buluşuyoruz değil mi? Söz vermiştin. Ehliyeti alınca akşam tavuklu pilav yiyeceğiz demiştin. Evet aldım ehliyeti ya. Muharrem sana yalan söyler mi? Tamam o zaman. Akşam alıyorum seni canım. Tamam galerideyim ben de zaten. Tamam. Görüşürüz. Kapatar. Buraya bakan yok mu ya? Araba almaya geldim de ben. Alo. Hanımefendi. Hanımefendi. Alo. Ben araba bakmaya geldim de. Bakın sana bir gün sizin de olur. Bizim araba alacak tip yok ya. Hanımefendi, ya Tofaş alacağım, Tofaş. Tofaş. Tabii. Bu devirde. Param var. O zaman fındık bahçeleriniz de var. Ne ararsınız? Meysun Hanım. Meysun Hanım. Bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Umurumda mı ki bu dünya? Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk ben Muharrem. Hoş geldiniz ben de Meysun Az. Sağ olun Meysun Hanım. Size nasıl yardımcı olabilirim Muharrem Bey? Ben aslında araba bakmaya gelmiştim ama evlilik konusunda da yardımcı olabilirim. Meysun Az Hanım. Meysun Az değil yalnız efendim Meysun Az. Ha şey peki birer drink içmez miyiz? Efendim. Bakalım o Muharrem Bey öyleyse. Bakalım ama o taraf biraz pahalı gibi. Benim bütçem daha çok buraya uygun. Olur mu efendim? Sosyal hayat açısından lütfen Muharrem Bey. Sosyal hayat aramıyorum ben. Dört teker bir manita yani. Yüzünün başında sizin lütfen. Rica ediyorum. Geçtik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Geçtik başımda duman. Ya Muharrem Bey bu kaslı güçlü kollar alamayacaksa kim alacak bu aramaları?
misiniz? Ya bir pasta falan da halasının kızı bedava. O da olur efendim, o da olur. O zaman hemen imzayı atalım. Hemen atalım. Bir saniye. Tabii bekliyorum. Buyurun efendim. Kalsı güçlü kollarımı atıyorum tabii efendim. Tabii Muharrem Bey, tabii. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun tabii efendim. Buyurun ben arabanızı göstereyim. Tabii. Hadi bakalım Muharrem Bey. Bu mu benim arabam? Tabii tabii. Yeni postasınız. Oturun şöyle. Olsa. Olsun geçilmez. Aşiret paket. Tabii efendim tabii. Kobaşlı'ya geldik. Hasladım şimdi. Muharrem. Muharrem Bey. Sağ ol. Lan sonunda be. 3 yıldır bugün için didiniyorum. Sonunda aldım pasatımı. Bir story çekmeyelim mi araba almışken? Çekelim. Efendim annemiz hayırlı olsun. Pasat görüyorsunuz. Agalarımı mangala beklerim. Ha kızlar size de bir çift sözüm var. Muharrem piyasada kızlar. Kaçacak delik arayın yani. Allah'a el açın. Deyin ki ben Muharrem'in gazabından nasıl kurtulacağım Allah'ım. Kafanızı duvarlara vurun kızlar. Durum çok kötü, çok. Yaşamak ölmekten az yeğen geliyor. Açarım daha arabayı çalıştırmadım ya. Son dakikada izlersin kendini. Benim artık. Lütfen emniyet kemerinizi takınız. Emret güzelim ya. Emniyet kemeri köpeğin olur. Al kapına bağla. Lütfen emniyet kemerinizi takınız. Bacım bir dahakine ne diyeceksin çok merak ediyorum. O yüzden takmayacağım. Tak lan emniyet kemerine. Gevşek. Benim postatımda bana. Sen kimsin ya? Takmıyorum lan emniyet kemerini. Aa arabaya bak. Ya kaslı güçlü Muharrem'ciğim. Lütfen benim için takar mısın? Şap şap ya. Takıyorum ama senin için takıyorum bilesin. Ya dur ne yapıyorsun bile ya? İntihar işleri geldi. Muharrem Pili sana demiştim. Gelin kızlar gelin. Boşa mazot yakmasın araba. Gelin buyurun ya. Selam. Selam canım. Yolculuk nereye? Keşaba gidiyoruz. He. Yolum oradan geçmiyor ama artık geçiyor tabii. Müzik açayım o zaman ben modumuz yükselsin. Aç. Benim teşkilatta tanıdıklarım var, haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Tanıdıkları varmış. Kim seni tanıdı? Tanıdı, ne olacak? Seni keşaba süreceğim. Sen bekle. Bana teşkilatın numarasını bağlayın. Teşkilat ne be? Ya bu adam teşkilat meşkilat diyor. Bak polis buradayken teslim alalım. Of sus! Yok mu?
Yokmuş teşkilat. Ben de öyle düşündüm. Cezanı hemen hazırladım. Arabanın ilk cezası. Hayırlı uğurlu olsun. Yalnız hız yok. Diline biber sürelim. Hız yok. Ya bak, alkol de yok. Diline biber sürecekmiş ya. Gördü oyuncak direksiyonu, ne yapacak biber sürecek. Peki sen memnun musun bu yaptığından? Ha? Ya yine manitanın gazına geldim gaza... Ya memnun musun ya? Hep böyle yapıyorsunuz. Ne de olsa Muharrem kolay yükseliyor ya. Hepiniz bana oynayın zaten. Uyunuz batsın ya. Of! Bütün modum düştü. Ben bir şarkı açayım. Aç aslında. Hangi akla tizmini siz yaparsın ki Muharrem ya? Hangi akla İzmir'i? Ben bunu nasıl ödeyeceğim şimdi? Şu begem kitaplarını satsam aslında. Letko'ya koy baba. Lan bu kitabı anında mı satar ya? Hemen sattı. Ben bunun üstüne borcumu da öderim. İşte begemin kitapları olunca böyle oluyor. Çok şükür borcunu ödedik. Zaten bir Muharrem Ergin kitabı kaptık. Alo. Alo, Muharrem Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim, buyurun. Ben memur Cevdet. Ödenmemiş trafik cezanız ve faizi var. Efendim, ben borcu faizi bilmemesi için erkenden ödedim. 1300 TL trafik cezası, 1500 TL faizi var efendim. Ne yani, faiz cezadan daha mı büyük? Birader, KYK'da borca faiz gelince inanıyorsun da, trafik cezasına gelince niye inanmıyorsun? Sen benim müdürüne bağlasana ya. Nerenin dolandırıcısın sen? Zaten cebim delik, hadi ya. La havle, birader bari faiz ödeseydin. Müdürüne bağla beni, hadi. Ben Mesut, Allah. Ya usta, kimle konuşuyorsun usta? Ah be Suat, ah be kızım. Ya usta, ben bu Metin'le Tekin'den bıktım ya. Hüsnan gibi birine koşsun ya. Usta, Allah tren kazansın annesine. Garip, dur oğlum, garip, dur. Şimdi Muharrem Bey, güvenlik sorusu sormam lazım. Babanın askerlik yaptığı yerin posta kodu lazım. 8. Tamam, sıradaki soruya geliyorum. Garip, dur oğlum. Şimdi sıradaki soru. Babanın eltisinin, görümcesinin, kayınvalidesinin bacanağının kızlık soyadı nedir? Korkak kafa. Garip, dur, garip, dur. Şimdi kontroller sağlandı. Baban askerliği yapmış ya. Sen de cezayı ödemişsin. Haydi bakayım, Allah tren kazansı vermesin ha. Zaten bir Muharrem Ergin kitaplarım var. Baba. Ya kızım, annem bizi bıraktığından beri ne bu senin halin ya? Artık şu sanal dünyadan bir çık. Gerçek dünyanın farkına var. Tabiatı gör. Tamam baba. Şimdi ben bir şey izledim, tamam mı? Onu seninle yapacağız, tamam baba? Ama beğeneceksin. Söz ver baba. Söz. Tamam baba. Şimdi bu elimdeki bir tane fıstık, tamam mı? He. İyi izle, tamam mı baba? Ne yaptım şimdi baba ben? Ne yaptın kızım? Koltuk altıma deodorant sıktım. Olmaz, seni alsın. Tamam baba, bunu beğenmedin. O zaman bir soru daha soracağım ama bunu beğeneceksin. Tamam, beğeneceğim. Şimdi babacığım, Giresun'da neden deniz var sen biliyor musun? Neden kızım? Çünkü Giresun diye. Bunu iyi terk et! Kızım bak, bizi de el aleme rezil ettin. Bir tek Zeliha Hoca gülüyor. Bakma bak, terlik gelecek en sonunda. Ben
ben sana bir soru daha soracağım. Sonra gideceğim, tamam mı? Bu seferki terlik garantili herhalde. Şimdi babacığım, en yeni şehrimiz hangisi sence? Hangisi? Nevşehir. Ya siz de bir durun be! Edalemi rezil ettin ya beni. Yeter Ceyda, bu nedir ya, ben anlamadım ya ki. Ya sen bana terlik mi attın baba? Baba ya sen! Çok uzağa attın ha. Ya Ceyda! TikTok izlemekten oluyor bunlar ha. Gel buraya gel. Gel sen gel. Gel gel gel. Gel buraya gel. Akşam evde göreceğim seni Ceyda. Hazırlanmamız gerek. Gürültü yapacağınızda alkış yapın, alkış. Hayır, şunu bu hatağı kaldırdı. Ha, şimdi düğün erkeklik ayrılarsınızlar. Her bir çocukların gösterileri var. Bu ortamda hayatta çalışamazlar efendim. Hadi kalk Antara. O bir orkestra şefi yaptı şovunu. Bana bakın. Yarın kızım için çok önemli bir gün. Gürültünüzü hiç kaldıramayacağım. Çal kızım. Çalayım anneciğim. Kardeşim, bu biçim konuşurum lan. Al sana adalet. Senegal'de, Mali'de hepsinde bulundum. Allah sizi inandırsın. Türkiye'de hiç böyle bir şey görmedim ya. Baba kusura bakma, dersten geçmem için bu rolü almam lazım. Yani, burası Türkiye, burada güneşi ateş eden bile var. Akşama da kavganın rövanşı var. Akşama ne var ki? Apartman toplantısı var ya şekerim. Bak işte, apartman toplantısının benim aklıma geldi. Bak, benim bir tane ikizim var, tamam mı? Adı beni ise... Şimdi bu Deniz'i İngiltere'de
yaşıyor, tamam mı? Ya Deniz'e geldi yanıma, Türkiye'ye geldi. Şimdi İngiltere'de trafik soldan akıyor. Tabii Türkiye'de sağdan akıyor. Kız Deniz'e sen Türkiye'ye geldi, tamam mı? Arabayla gidiyoruz. Deniz'e böyle sürüyor arabayı bak. Böyle böyle sürüyor. Kız Deniz'e! Deniz'in aklı İngiltere'ye gitti mi? Ben de böyle yola daldım. Tamam mı? Böyle gidiyoruz. Bir baktım karşıdan tır böyle böyle geliyor. Böyle ah dedim Deniz'e. Kız! Sen ne yapıyorsun? Ya işte arkadaşlar. Evet hocam. Hayatta ne zaman karşımıza ne çıkacağı hiç belli olmaz ya. Hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı ya. Hayırlısı ya atandığınızda bunları göreceksiniz. Aşk olay, apartman toplantısına geçelim o zaman. Çok güzel bir teklif sundun bana. Kız! Çok güzel teklif ancak benim evde glutensiz ekmek yapmam lazım. Biliyorsunuz bak, sağlık için şeker, tuz, bir lokum zararlı şeylerden uzak durmak zorundayım. Ömrüm dedi kız aklıma geldi. Ben ortaokulda Türkçe öğretmen yaparken kız çocuklar bir mikslendi. Biz şampuan mampuan biz uğraştık çocuklarla. Ailelerde siz bir de ne yapıyorsunuz? Kız sen de mi buradasın? Kız Asya oyuncusu arayacağım seni. Asya oyuncusu. Size de merhaba. Gürültüde hiç uyuyamadım. Azıcık uyuyacağım toplantıya kadar. Muharrem Bey, sizin hayatınızda birileri yok mu? Hiç sormayın. Kendimi de boyun bir başında yalnız, çaresiz, bırakılmış gibi hissediyorum. Önceki eşinizden neden ayrıldınız Muharrem Beyciğim? Kabullenmesi biraz zor oldu ama aldatıldım. Aslan yiyesi saçlığım. Eşin seni aldatmamış. Bizde aldatmak yok. O bakışısını yormak istememiş. Seni ilgi göster diye seni bunaltmamış. Bir başkasından karşılamış. Allah Allah. Ben hiç böyle düşünmemiştim ya. Tabii ya ömrüm. Gül gibi ilişkinizi ufak tefek sorunlardan mahvetmişsiniz. Efendim, saatine kadar uyuyalım dedik. Bir uyutmadınız. Yaklaştı zaten Bayram Bey. Toplantı saati de yaklaştı efendim. Of. Bence sorularımı cevaplayayım o zaman. Sevdiğim bey bana yazsın diye bütün hikayelerini beğeniyorum. Dikkat çekmeye çalışıyorum. Olduğuna olmaz tabii. Sen şimdi güzel bir araba buluyorsun. Makinemle geziyorum yazıp hikaye açıyorsun. Bak nasıl cevap verecek hikayene. İkinci soruya bakalım. İşten geldiğinde komşunun evinden çıkıyordu. Sence ne olmuştu? Şimdi canım baksana kek hazırlayacaktı. Artık un mu eksik kaldı, tuz mu eksik kaldı? Gidip komşudan istemiş. Komşu komşunun külüne muhtaçtır demişler. Onu görmüşsün canım.
Neysin azanım? Dolandırıcı Cevdet. Bana bak Muharrem Bey, devlet memuruna hakaretten tutulatırım seni ha. Oldu olacak, İngiltere'den de Veli Hoca kalksın gelsin. Veli Hoca geliyor! Şaka şaka oturun, Veli Hoca geliyor. Muharrem Bey, siz de bu apartmanda oturuyorsunuz? Yok efendim, ben aslında Stad Park evlerindeyim. Yani Hülki Hanım, burada olduğuma göre, değil mi efendim? Direksiyon kursunu bitirdiniz mi? Direksiyonu bitirdim de, diksiyonla hala sıkıntılarımız var. Ben de kitabımı size zaten çıkışta hediye edeceğim, merak etmeyin. Tamam, en kötü satarım zaten. Yeter Bayram Bey, orultunuzu dinlemeye mi geldik? Toplantıya başlayın da iki kelam edin. Evet efendim. Üçüden uyuyamadım, ne yapayım? Evet, herkes burada mı? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet efendim, şu apartmanın gürültü mevzusu. Şikayetleriniz, dilekleriniz, istekleriniz, her ne varsa hepsi için buraya toplandık. Hay ağzınız bağlayasın Bayram Efendi ya. Bu Hayri Bey gibi kendini bilmez saygısız insanlar yüzünden apartmanda ne huzurumuz kaldı ne bir şey. Apartman değil, Dingo'nun nahırına çevirdiler ortalığı efendim ya. Ulan ben sana ne saygısı duyacağım? Haluk, senin müzik adı altında yaptığın orultuya ne demeli? Senin orultundaki etten haberin var mı Hayri? Benim konuşmam lan. Ya beyler, beyler! Yeter ya gözünüzü seveyim, bu nedir? Şimdi Bayram Bey efendim. Benim apartmanla ilgili hiçbir sorunum yok. Ben halimden çok memnunum. Meysun Az Hanım'ın sesini duymaktan da çok. Ya. Ay bıktık ya. Bari Türkçe konuş da hepimiz anlayalım. Biraz Ülkü Hoca'dan feyiz al, feyiz. Zık azık paçalı. Beni paçalı. Yerden gitme kadın. Sen konuşunca daha çok yerin dibine batıyor. Kalkma laf etme. Efendim, efendim böyle konuşmayalım. Yerin dibinin kulağı vardır. Ya Bayram Efendi ne alaka ya? Hem o sözü o anlamda kullanılmaz. Ulan sen nereden bileceksin? Haluk boş yapma da Bayram Efendi'yi dinle. Ya Hayri sen ne vahşi bir adamsın ya. Vahşiyim lan. Efendiler, size söylememiştim ama yıllardır bu apartmanın altında yatır var. Ne? O sesler de bu yatırdan gelir. Yatır ne ya? Öyle korkutuk dedik gibi mi? Durun anlatayım da dinleyin. Efendim vakti zamanında burası pancar tarlasıymış. Pancar tarlasıymış da. Neyse bir baba buraya ev yaptırmaya karar vermiş. Ama Karadeniz'in kadınlarından pancar tarlasını aldı ev yaptı. Neyse allem etmiş kallem etmiş almış pancar tarlasını ev yaptırmış. Sonra başlamış mahalledeki çocuklara zorla tiyatro oynatmaya. Bu baba dursun baba. Bir derken iki derken çocuklar artık bıkmış. Dursun baba bir dursun demişler. Neyse yıllar geçmiş. Dursun baba hakkı rahmetine kavuşmuş. Kavuşmuş kavuşmasına da yine durmamış. Ruhu yıllardır yerin dibinde tiyatro oynatıyor. Evet evet bu yerindeyiz. Muharrem Bey kaçıncı rekattasınız? Ay rekat ne ya? Ya ne kadar enteresan insanlarsınız. Gerçekten böyle saçmalıklara mı inanıyorsunuz? Hocamın hakkı var. Biz buraya nekleden geldiysek ondan konuşalım. Mesela şu iki şahıs bile diyemediğim varlıkların gürültüsünü bahsedelim. Mesut oğlunu yıkarsın! Efendim, efendim sessiz olun. Getirtmeyin adamı buraya. Aynen, aynen, aynen. Gelir melir ben yatırla, katırla hiç uğraşırım. Aynen, aynen. Süreyş destanını da ben yazdım zaten. Oğlu olacak Dede Korkut'un üçüncü hikayesini anlarsın da hep beraber dinleyelim. Ne oluyor ya? Thank you.
yattıysam damar damar üstüne binmiş. Her tarafı tutulmuş. Ah beni. Beni. Muhterem. Sen misin? Vay be. Ben. Dursun. Kömür gibi bıyıklarım. Yerin altında çok yaptım saçlarım uzadı. Vay be. Sen şimdi çocuklara boynumu hazırlattın Dursun. Ben bu işi yapıyorum. Aslında beni, yani sen ben olduğun için, şimdi beni benden alırsan seni neyse. Neyse ne be! Kapat şu müziği ya! Allah Allah! Aşağıda Dursun Sel iyi çekti. Hepsini duydum hoca. Beni niye çağırdın? Yok Dursun hoca, şey Dursun baba. Ya bırak şu dede Korkut'u ya. Korkut benim öğrencimdi. Daha baba olmadan kendine dede dedi ya. Bak şimdi bize kıdem şöyle gider. Baba, dede, baş dede diye gider. Geçen de zaten uzman dedelik sınavı yaptılar. Kolay sormuşlar. Bilmiyorum nasıl. Dursun baba, kıyma bize, acı bize baba. Ben geldim bir an. O zaman önce Arif Sapaş. Ben de sin dedim. Hani sen şimdi ermişsin. Varsa bir iki maç paslasan biz de yolumuzu bulsak. Sen yanlış babaya geldin. Bak. Şuradan gidecek Kadıköy'de yerin altında Yusuf Ali Baba. O adam sayesinde Galatasaray Fener'i 20 yıl yenemem. Evet. Sen olay. Nasıl bulacağım ki beni? Nasıl bulacağım? Şimdi ben ona söylesem olmaz. Numarasını WhatsApp'ta... Ya genç otur şuraya ya. Her şeyi duydum. Bu apartmanın ayda paraları kayboldu. Sen çalmışsın. Anlat! Tamam baba, her şeyi anlatacağım. Aydat paralarını ben toplamıştım. Sonra o topladığım paralarla gittim pavyonda bir güzel karı var. Allah ne yaptın, ne yaptın? Baba karılarla yedim, burada ayrıntıya girmeyeyim. Yani aferin. Yani aferin, iyi yedin yani, aferin. Dursun baba, ben boşuna konuşmam. Bu Haluk'un ne olduğu gün yüzüne çıktı işte. Şu cihanda bir tane sır kalmasın. Her şey ortaya çıksın, çık. Baba ben bir şey yapmam. Baba ben aslında barda metal müzik çalıyorum. Bir sabah uyandım, elimi yüzümü yıkadım. Sonra güzel bir kahvaltı. Tayko'yu aradım, dedim ki gel benimle grup kur. Kurmadı. Ondan sonra ben de bu karıyla evlendim. Tıp güneşim de doğmadı. Boşay bu karıda. Bey ne çıktı ya? Gördün mü? Gördüm ha. Çık sen de çık. Neydin, ne oldun ortaya çıksın. Çık. Ya Dursun babacığım. Ne söyleyeyim ki? Göründüğün gibiyim işte. Bu değnek 1586.750 milyon volt. Tesla icat etti bunu. Çık, çarpar. Tamam, tamam. Helalde çarpar. Tamam, kızma sakin. Yapma. Ben de basketbolcuyum. Çek, çek, çek. Bu böyle. Bu böyle. Bu oyunda bir sahne. Şuradan bir taş bile alayım. Ya, her şey tamam. Her şey tamam, inandık. La bir de LeBron dayım diyor. Haluk karnına bakma. Sıra sende. Beni buraya getirdin. 400 yıldır yatıyordum. Beni buraya getirdin, sıra sende. Anlat. Ya herkes bitti, sıra bana mı geldi? Ben yalan konuşayım tabii ki bir hava arıyorum. Ne bu ya? Hocam konuşma ne? Ya git git git. Ya bir şey yapma çocuğum. Sıra anlatıyor.
Ülkü, sen aynı ben gibi konuşmaya başlamışsın. Ne insanlar var ya? Neydi? Koskoca babayı da nerede soktun? Ya kızım bu şekil, şemal, tip, azıcık adam. Azıcık şey. Bu telefon, ya senin meslek ne ya meslek? Aşk kuyu. Ne? Aşk kuyu. Ya yol, yemek, SSK, askeri ücret. Böyle bir meslek yok mu? Boşanma avukatıyım Dursun baba. Sen bir yolu bana takip et. Şoktayım. Şu an milleti birleştiriyordu. Bitti bir şey. Hanımefendi şoktaymış, inanamıyormuş. Ne oldu Muharrem? Babalandın mı? Beklemiyordum. Sen bu adama araba sattın. Evet. Sen bu adama arabaya ne diye sattın? Ne diye satacağım? 2020 model, hatasız, sıfır ayarında, sağ kod kart, anısı var diye satacağım. Evet. Güzel değil mi? Gerçeği anlat. 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 Şeren buraya varlandı, 40 takla attı, tavanda dansöz oynatıldı, 3 farklı arabadan toplanıldı. Vay! Geçmiş olsun! Şeren Bey! Muharrem Bey. İnanıyorum ben. Seni değil Dursun baba. Babalar Birliği bile babanın oğlu Kemal de kurtaramadı. Haydi bak. Of. Of. Çok kapı ütüleri var. Dur. Ya Ceylan sana hiç gelmeyelim ya. Malum. Senin manzara kararlı. Senin manzara kararlı. Faiz var. Dolandırıcılık var. Kara borsa var. Ben hiç uğraştım. Baba, kara borsa morsa demeyelim de bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var ya. Hadi canım. Hatta gel biz seninle bir anlaşma. Gelme. Bir dur ya. Bir dur, Allah'ını seversen bak seninle bir anlaşma yapalım. Banka %23'ten faiz veriyor. Ben sana %18'den veririm. Üstüne 44 aya taksın. Nasıl bir ama? He de he. O Gianno Fatto Bey ne? Evet. Peraldo Manek ise 44 aydan 138... Ya bırak, ben yerin altından ne yapacağım parayı ya? İyi ya, ne yapacağım parayı? Ya. Lan panik toylayın! Panik toylayın! Bir nafaka kalsın! Toylayın! Bir nafaka kalsın! Ver et 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 et! Ver et 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 et! Git git git! Çık adam gibi konuş! Ne oluyor baba? Çık! Çık adam gibi konuş! Tamam ya, madem herkes itiraf etti, ben de aslında TEDx konuşmak istiyorum. Konuşma eğitimiyle ilgili seminerlerim başlıyor. Beni çağırın. Yok hocam. Karınla konuşuyor, anlayamıyor. Bilmiyor, Türkçe mi konuşuyor bu kadar? Ya susun ya, susun ya! 400 yıldır yerin altında, hepsi duydum. Beni yalanla yere kaldırdınız ya. Ya parayı yedim karılarla, yok bir araba sattım. Boş boş meseleler. Boş boş meseleler ya. Niye kızdın? Ya bak, ben en son bir uyudum. Sene kaçtı? 1770 küsür. Fransızlar gitti, ihtilal yaptı. Meryem hocam bilir. Ben o zaman bir uyudum. Aa işte, sizin yüzünüzden bir uyandım. Şimdi diyeceğim, üniversiteye cami yapsınlar diyeceğim, o da yaptılar. Şu liman kavşağına bari bir dalçık yapsınlar da, trafik emniyetin oraya kadar geliyor arkadaş. 400 o sana yaparlar. Öyle işte, boş boş meseleler derken... Vakit geldi muhterem. Şey deme ya. 1770 yıl sonra... Görüşürüz muhterem. Eski ben. Beni unutma. Dostlar beni unutmasın. Hatırlasın. Ben Dursun. Bu oyun burada son bulsun. Son söz sizin olsun.